kültür şey gittikçe batacak yani böyle bu düzen böyle yürürse bizi kandırıyor emeklilere, bu emekliler ayı, emekliler ayı, hani emekliler ayı ne verdi bize? 7,5'tan 10 milyon yaptı, 10 milyon yaptı, vermeden geri alıyor. Var mı başka bir şey? Bu zihinler değişmedikçe bu böyle devam eder gider. Dünyada var bu kriz ama bizim Türkiye'de onların 10 katı var. Onda yapacak bir şey yok. Kirada oldukları zaman, kiracı oldukları zaman onlar yani batmış gitmiş. Kirada kirayı 15 milyon diyor. Adam gidiyor bir tane bir daire ev 2+1 15 milyon istiyor adam. 15 milyon emeklisi var sadece evi yok adamın emekli. 10 milyon emekli alıyor. Nasıl olacak bu iş? Ekmek 10 lira. Nasıl yiyeceğiz? 3 tane 4 tane ekmek yerse bir aile 2 kişi. 3 ekmek 4 ekmek yerse 40 lira. Bunu sen nasıl geçineceksen hiçbir şey. Çöpten ekmek toplayıp yiyeceğiz. Vallahi ben de devlet memurluğundan emekliyim. Şimdi 3 kuruş vereceğiz, 5 kuruş vereceğiz. Şimdi bak 31 Mart'ta seçimler var. Şimdiden bir ortaya bir laf atıyorlar. Diyorlar ki bayram için ikramiyeniz 1000 liraydı, 2000 lira olacak. Yok, 2000 de olabilir, 3000 de olabilir, 4000, 5000 de olabilir. Ya biz sadaka istemiyoruz ki. Biz senelerimizi, gençliğimizi, çocuklarımızla bir arada olma hakkını çalıştık ve bitirdik onları. Bizim aldığımız, evet, yani bir hanım gibi, bir insan gibi sadece güzel yaşamak istiyoruz. Şuraya oturup da eşimizden, dostumuzdan. Bir çay, doğru dürüst bir çay içemezsin. Bir arkadaşını bir yere davet edemezsin. Böyle sokak sokak gezilecek durumda mıyız biz yani? Biz bunu hak edecek ne yapmışız acaba? Ben bunu bilmiyorum. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Biz sadaka istemiyoruz ki. Yaşam çok zorlaştı, çok şartlar ağırlaştı. Artık benim diyen insan hesapsız yaşayamıyor. Hesabı da daha biz kendimiz maaşımıza zam almadan 6 ay evvelden yaşıyoruz. Çünkü hemen oradan arkadaşın dediği gibi bir şeyler yapıp piyasayı yükseltiyorlar. Tasarrufmuş, iki komşunun bir yerdeymiş, eski şeymiş. Böyle bir şeyler yok artık. Gerçekten yok. Kendi kabımızla, yağımızla kavrulmaya çalışırken yağ da bulamıyoruz artık. Günler gelsin, güzel günler. Gençler, İnşallah. Gerçekten gençlere, torunlarımıza güzel günler gelsin. Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz artık. Asla, asla. Ben gerçekten üzülüyorum şurada bak üniversite çağındaki çocuklara. Tamam ana baba yoktan yaratıyor, okutuyor, ediyor ama nasıl bir gelecek bilemiyorlar. Gerçekten üzülüyorum ya. Asgari ücret olmuş 17 milyon, kiralar 20-25 milyon. Yani ne yapabiliriz ki? Ne diyebiliriz ki? Hiç söylenecek tek kelime bile yok yani. Bunu sadece aklın başında olan bir insan otursun düşünsün. Yani 3-4 çocuğu olan insan var. Tek başına çalışan, ailede tek başına çalışan insanlar var. Hani bu durumda zaten anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Dememden başka, demekten başka bir şey kalmıyor bence. Sadece şuradan yola çıkın. Asgari ücret 17 bin, kiralar 20, su faturası geliyor 1000 TL'den aşağı gelmiyor. Elektrik ona keza, su ona keza, doğalgaz zaten bir facia. Yani yapacak hiçbir şey yok. İsyan etmemek için çok zor tutuyoruz kendimizi gerçekten. Hani çok zor. Çok zor. Sadece konuşmaya gerek yok. Etrafınıza bakın, insanların standartlarına bakın, yaşam tarzlarına bakın. Gerçekten anlayabileceksiniz. Zaten birçok insan da bunun farkında ama çaresizlik yani yapacak bir şey de yok. Ben bunu bilseydim, yani emin ol küçücük, minicik bir yerlerden başlardım. Ama hiçbir fikrim, hiçbir bilgim yok. Zaten anca hani bunu öğrenmek için yapacak vaktim bile yok. Anca ekmek parasına çalışıyoruz. Anca ayakta durmaya çalışıyoruz. Çoluk çocuğumuzu mutlu etmeye çalışıyoruz. Ne kadar olabilirse artık. İnan gençlerin de umudu tükendi, çocukların da umudu tükendi. Normalde 3-4 çocukla mutlu olan insanlar şu an bir çocuktan fazlasını yapmaya korkuyorlar. Yani gidişat kötü. Ben memnun değilim şahsen. Şahsen mesela ben yurt dışından geldim. Bundan hani çoktan beri oradayım. Bundan 10-15-20 yıl öncesine doğru gidersek alım gücümüz çok çok yüksekti yurt dışındaki yaşayanlar olarak. Ama
buraya geldim mesela, ha bizim için hala biraz iyi. Ben hayret ediyorum yani bu insanların geçimi, hani her zaman denir ya, yaşamak eğer bir şeyde açlıktan ölmemekse, evet insanlar yaşıyor, kuşlar da yaşıyor. Ama bu bir yaşam değil bana göre şahsen. İnsan olarak, bir insan olarak yaşamın burada çok zor olduğunu düşünüyorum. Her konuda yani, bir ekonomik değil. Düzgün bir insanın dik durması, yaşaması bile çok zor durum. Zor bir dur bana göre burada. Yani bizim için iyi olan tarafı nedir? Geliyoruz burada işte 3 gün, 5 gün, birkaç hafta, sonra çıkıyoruz, gidiyoruz. Ama gerçekten bana göre bir şey değil. Hani ülkemiz, biz de ülkemizin insanıyız, gerçekten seviyoruz. Keşke bu oralara muhtaç olmasak da buralarda yaşasak. Keşke tersi olsa, yani bir Türk lirası 30 euro olsa, keşke olsa, gerçekten biz de buralara yerleşiriz. Ama maalesef ülkemiz gün geçtikçe, günden güne daha zor. Çok zor. Ben şahsen burada yaşanacak bir şey göremiyorum, bir avantaj göremiyorum. Sorun bana göre sistemin bir sorunu, insanların sorunu değil. Sistem, şimdi beni bıraksanız ben de şurada, İzmir'in şu merkez yerinde şurada bir gece kondu kurarım. Ama sistem öyle caydırıcı, öyle disiplinli, öyle sistematik ve düzgün olmalı ki insanlar her istediğini yapamasınlar. Ekonomi Türkiye gelip zor. Gelime bir bendast bu yine. Amni varalı İzmir'e ne haya hafta ki. Megotam bibini beçaveha metropoli Türkiye beçaline. Amni Avrupa'lı Belçika'da sakinime. Ama ya insanın tahab deneri ekeyf hoş hoydukken, ama az da bavarim ki delevonda ekonomik gelek tişteki zor buye. Her tişteki bir zamanı bir deste hanakın bir karın. Demeşin, dest boştu ve gerne malan tizane. Yani zaruk da deste olan mezik tişteki hoş ne deste olan zaruk da deste de bavikha mezdekin, ama av tişteki pirik giranga zor buye, zahmetli buye dijyana vedere. Mi biçave xewsa diye ez dixwazim sistemeke nû, düzeneke nû, adalet, demokrasiye dixwazim. İnşallah var roje pêş me ve bev destê me xe em ser her tiştekî ji bi hevalan û bi gelan